Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yöresel bir yemeğimiz olan pirinç mıklaması tarifi paylaşmak istiyorum. Çok lezzetli oluyor, biz afiyetle çok severek yapıp yiyoruz. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Herkesin yapabileceği, evinde bulunan malzemeler ile olan bir tarif. Buyurun malzeme listeme siz bir göz atın. Hep birlikte hazırlamaya başlayalım. İlk önce arkadaşlar kuru soğanım var. Soğanımı yemeklik doğruyorum. Çok iri olmasın. İnce olursa güzel olur. İçinde iri olduğu zaman hiç hoş olmayacaktır. Yemeğimiz böyle pilav gibi de düşünebilirsiniz. Çok doyurucu ve çok lezzetli oluyor. Soğanımı güzelce doğradım. Yeşil biberim var. Yeşil biberlerimin iç kısımlarını temizledim. Biberlerimi de yine soğanım gibi doğrayıp hazırlıyorum. Tencereme yağımı koydum. Doğramış olduğum soğan ve biberlerimi ekliyorum. Birlikte kavurmaya başlıyorum. Soğan ve biberler kavrulduktan sonra içine kıymasını ilave ediyorum. Kıyma ile birlikte kavurmaya devam ediyorum. Böyle kıymanın iyice dağılması gerekiyor içinde. Kendi suyunu salıp çekecek. Kıymamız güzelce kavrulacak. Bakın hafiften suyu var. Bu suyunu çekti ve hazır. Şimdi salçasını ilave ediyorum. Çok az kullanıyorum gördüğünüz gibi. Malzeme listemde hepsi var zaten. Onun da böyle kokusu çıkıncaya kadar çiğ kokusu 1-2 dakika kavuruyorum. Pirincimi bol suda yıkadım ve süzdürdüm. Onu ekliyorum. Karabiberini ilave ediyorum ve tuz ekliyorum. Damak zevkinize göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Karabiber de 1 çay kaşığı yeterli geliyor. Ve birlikte şöyle bir kavuruyorum tekrar. Karıştırıyorum. Bütün malzeme karışsın. 1-2 de pirinç ile kavrulduktan sonra daha güzel olacaktır. Ve üzerine suyunu ilave ediyorum. Karıştırıp pişmeye bırakıyorum. Pirinçlerimiz güzelce suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Bakın hiç suyu kalmadı. Artık tamam demektir. Fırın kabına pirinçlerimi böyle alıyorum. Hiç bekletmiyoruz. Ocağın altını kapatınca hemen fırın kabına alıyoruz. Çünkü ikinci aşama fırına vereceğiz. Çok pratik bir yemek aslında. Şimdi fırın kabına koyduktan sonra üzerine yarım su bardağı su gezdiriyorum. Ve üzeri için olan yumurtalarımı çatal ile çırpıyorum. Yumurta miktarı size kalmış. Ben 4 tane kullandım. 2 ya da 3 tane de kullanabilirsiniz. Çırptığım yumurtamı yemeğimin üzerine gezdiriyorum. 180-190 derece fırında böyle üzerine koymuş olduğum yumurtası pişinceye kadar bekletiyorum, pişiriyorum. Daha sonra bakın pişmeye yakın. Üzerine kaşık ile böyle delikler açıyorum. Daha güzel pişsin diye bunu mutlaka yapıyorum. Üzerinde pişmeyen yeri kalmaması için böyle içine de hafiften aksın istiyorum. Üzeri için tereyağı hazırlıyorum arkadaşlar. Tereyağımı eritiyorum. Ve içine bir çay kaşığı salçam var. Onu ekliyorum. Birlikte güzelce kavuruyorum. 1 çay kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Ve artık fırından yemeğim çıktı. Üzerine tereyağlı salçalı sosumu gezdiriyorum. Tekrar bakın aynı yerlerinden kaşığım ile hafif yine aynı şekilde bastırarak çukurlar açıyorum ve oradan tereyağı içine geçsin istiyorum. Üzerine kapak kapattım. Biraz dinlendirdim. Artık servis yapabiliriz. Yanında bol yeşil salata, ayran. İnanın nefis oluyor. Tek başına doyurucu. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Tam olarak kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın öyle yapış yapış bir yemek de olmuyor. Tabii ki böyle tam bir pilav kıvamında da değil. Lezzeti de inanın çok güzel. Sizler de beğenirsiniz diye umut ediyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın.